Her yılbaşında olduğu gibi yine beraberiz. Yılbaşı demek Cem'den dinleden bir hikaye demek. Ancak bugün sizlere bir creepypasta ya da kurgu hikaye sunmayacağım. Bugün Karanlık Öyküler serisindeyiz ve serinin bu bölümünde yılbaşı gecesi yaşanmış gerçek iki hikaye var. Hazırsanız başlayalım. İyi dinlemeler ve iyi seneler. Birazdan dinleyeceğiniz hikayeler farklı insanların başından geçmiş ve çeşitli kaynaklarda yayınlanmış gerçek olaylardır. Üniversite için yurda taşındıktan sonra lisede içtiğimden daha fazla içki içmeye başlamıştım. Bu durum beni değiştirmişti. Sömestr arasını ailemle birlikte geçirmek için eve dönmüştüm. Kendi yaşımdaki insanlarla parti yaptığımdan yılbaşı benim için hep güzel bir tatil olmuştu. Bu yılbaşı da sömestre denk gelmişti. O yılın yılbaşı gecesiydi. Ailem bir arkadaşlarının yılbaşı partisi için dışarıdaydı. Ben de arkadaşlarım Jim ve Steve'i aramıştım. Üçümüz eskiden beri çok iyi dosttuk ve şehirde başkalarıyla takılmayı çok tercih etmezdik. Gece çıkıp içmek ve eğlenmek için planlarımızı konuştuk. Jim onu şehrin diğer ucundaki bir partiye davet eden bir kızdan bahsetmişti. Kız bizim de gelebileceğimizi söylemişti. Böylece oraya gitmeye karar verdik. Önce evde birkaç şat romla başlayıp biraz birayla cila yaptık. Hafiften kafayı bulmak istiyorduk ve bunu başarmıştık. Jim daha sonra bizi kızın partisine götürmesi için Uber'den bir araç çağırdı. Araç bizi aldı ve yola koyulduk. Jim bize kızı hiç tanımadığını, sadece bir hafta önce Tinder'dan eşleşip mesajlaştıklarını söyledi. Attığı mesajlardan oldukça tatlı bir kız olduğunu düşünmüştü. İyi anlaşmışlardı. Kızın gerçekten nasıl biri olduğunu çok merak ediyordu. Araçla bir süre daha yolumuza devam ettikten sonra şoför bizi depolama tesisi gibi bir binanın önüne getirdi. Kızın verdiği adres burasıydı. Şaşırmıştık. Jim adresi yeniden okudu. Telefonlarımızdaki haritalardan da kontrol ettik. Bir yanlışlık yoktu. Yer burasıydı. Ancak burası bir ev değildi. Uber sürücüsü gitmeden önce Jim emin olmak için kıza bir mesaj attı. Kız neredeyse anında mesaja geri döndü ve mekanı doğruladı. Bu bir ev partisi değildi. Bunun üzerine Uber şoförüne veda ettik ve araç sokağın sonunda yok olurken onu izledik. Bir süre bekledikten sonra içeri girmemek ve Uber şoförünü geri çağırıp oradan ayrılmak konusunda şakalaştık. Sonrasında içeri girmeye karar verdik. Ancak görünürde bir kapı yoktu. Girişi aramaya başladık. Etrafa daha dikkatli bakınca yan tarafta açık bir kapı ve önünde duran iri bir adam fark ettik. Adama yaklaşıp partinin burada olup olmadığını sorduk. Adam başını sallayıp konuşmadan kapıyı işaret etti. Teşekkür edip içeri girdik. Önümüzde karanlık ve dar bir koridor vardı. Koridorun sonundaki tavanda sadece zayıf bir ışık görünüyordu. Her adımımızda içeriden gelen çılgın müzik seslerine yaklaşıyorduk. Sonunda bir kapıya ulaştık. Kapıyı açıp içeri girdik. İçerisi dışarısı kadar büyük değildi ve çok karanlıktı. Sadece bir çift hareketli flaş ışık ortamı aydınlatıyordu. Büyük bir kalabalık yoktu. 20-30 kişi alana dağılmıştı ancak kimse dans etmiyordu. Çoğu kendi bölgesinde dikiliyordu. Birkaç kişi sandalyede oturuyor ve içeri giren bizleri gözleriyle süzüyordu. İşin asıl garip yanıysa ortamda hiç kadın olmamasıydı. Müzik konuşmalarımızı duyamayacağımız kadar yüksekti. Hoparlörler ve insanlardan uzak bir köşeye geçtik. Jim'e seslenip kızı aramasını ve nerede olduğunu sormasını istedim. Bunun üzerine Jim kıza mesaj attı. Kız Jim'e döndüğü mesajda çift kanatlı kapının arkasındaki bölümde olduğunu ve oraya gelmemizi yazmıştı. Bu hoşuma gitmemişti. Jim'in kendisine de söylemiştim. Jim en azından arka tarafa bakmamız gerektiğini, eğer kız yoksa partiden ayrılabileceğimizi dile getirdi. Kabul ettik. Kızın verdiği tarife göre Jim ilerlemeye başladı.
Bahsedilen kapıdan geçip sağ ve sol tarafında başka kapılar olan oldukça loş bir koridora geldik. Burada ilerlerken aniden odalardan birinden biri çıktı ve Jim'in kulağına bir şey fısıldadı. Jim oldukça şaşırmış ve kafası karışmış gözüküyordu. Sonra bize dönüp elleriyle buradan gitmemiz gerektiğini işaret etti. Onu sorgulamadık. İçimizde tuhaf bir his oluşmuştu. Tekrar dans pistine ulaştık. Burada irice bir adam bizi durdurmaya çalıştı ancak biz yanından geçerek yolumuza devam ettik. Burada gerçekten garip bir şeyler oluyordu. Adımlarımızı hızlandırarak pistten çıkıp ilk koridora geldik. Arkamıza baktığımızda adamın bizi takip ettiğini gördük. Sonunda Jim tüm gücüyle bağırarak artık koşmamız gerektiğini söyledi. Hepimiz paniğe kapılmıştık ve koşmaya başladık. Adam arkamızdan "Onları durdur!" diye bağırmıştı. Büyük ihtimalle girişteki iri adama sesleniyordu. Ancak artık biz çıkışa ulaşmıştık ve adam aksiyon alana kadar kendimizi dışarı atmayı başardık. Arkamıza bakmadan deli gibi gecenin karanlığında koşuyorduk. Sonunda kendimizi yola yakın bir otoparkta bulduk ve burada bir süre gizlendik. Daha sonra da Uber'den bir araç çağırdık. Araç gelip içine binince Jim bize oradaki adamın mekanı gece yarısından önce terk etmemiz gerektiğini söylediğini anlattı. O da paniğe kapılmış ve sorgulamadan harekete geçmişti. Eve varınca polise isimsiz bir ihbar yaptık ve adresi vererek o binada kötü bir şeyler olabileceğini söyledik. O gecenin geri kalanını Jim ve Steve'le oturma odamızda geçirdik. Olayı takip eden birkaç gün boyunca gazete ve internete bir haber düştü mü diye baktık. Ancak hiçbir şey yoktu. Polisin binaya gidip gitmediğini de bilmiyorduk. Büyük ihtimalle Jim'in konuştuğu kız gerçek biri değildi ve bu sadece insanları oraya çekmek için bir tuzaktı. Belki de Deep Web'de bahsedilen korkunç adam kaçırma olaylarından biriydi. O yüzden gizli kalabiliyordu. O adam kimdi ve bize niçin yardım etmişti hiç bilmiyorduk ve öğrenemeyecektik. Tek bildiğimiz ucuz atlatmış olduğumuzdu. ...2016'nın yılbaşı günüydü. Kız arkadaşım ve ben dubleks dairemde bir parti düzenliyorduk. 30 civarında insanı davet etmiştik ve onlara sorunlu tipler olmamak koşuluyla istedikleri kişileri yanlarında getirebileceklerini söylemiştik. Yılbaşı gecesi saat 9 ile 10 arası konuklarımız gelmeye başladılar. Arkadaşlarımız yabancı kişiler getirdiğinden ve ortam çok kalabalık olduğundan daireme önlem amaçlı 3 güvenlik kamerası yerleştirmiştim. Kameralar değerli eşyalarımızın olduğu salon ve 2 yatak odasındaydı. Tüm konuklar gelmiş ve gece başlamıştı. Sohbet ve eğlence devam ediyordu. Bu sırada birkaç eşyanın kaybolduğunu fark ettik. Bunlardan biri arkadaşlarıma göstermek istediğim kız arkadaşımın bana hediye olarak aldığı ayakkabılardı. Her yeri aramama rağmen onları bulamadım. Ayrıca yatak odamın penceresinin açık olduğunu fark ettim. Biri kalabalıktan kaçıp hava almak istedi diye geçirdim aklımdan. Kafama fazla takmadım. Kalabalık dağılınca illaki ayakkabılar bir yerden çıkardı. Herkes gittikten sonra güvenlik kameralarını kontrol etmeye karar verdim. O an sırası değildi. Evde birçok tanımadığım yüz vardı fakat büyük çoğunluğunun hangi arkadaşlarımla geldiğini biliyordum. Zaman ilerledi ve gecenin sonuna yaklaştık. Herkes televizyonun etrafında toplandı. New York Times meydanında toplanmış insanların geri sayımını izlemek istiyorduk. O sırada etrafa göz gezdirdim ve televizyonun ters istikametinde yüzünü duvara dönmüş, üzerinde mont olan uzun bir adam fark ettim. Koltuğun altına bakıp bir şeyler yapıyordu. Arkadaşım Alan'a adamın kim olduğunu soracaktım ancak geri sayım başlamıştı ve herkes hep birazdan ondan geriye doğru sayıyordu. O yüzden ben de dikkatimi oraya verdim ve onlara katıldım. Saat gece yarısını vurunca herkes çığlıklar atıp birbirlerini kutladı. Çift gelenler öpüştüler. Herkes yerine geçtiğinde uzun boylu adamın artık odada olmadığını gördüm. O zaman Elena adamı tanıyıp tanımadığını sordum. O da Tom'un arkadaşı olduğunu söyledi. Sonrasını kurcalamadım. Bir süre sonra kız arkadaşımın arkadaşlarından biri alt kata gelerek montlu adamın tuvaletten bir türlü çıkmadığını anlattı. Ona adamın Tom'un arkadaşı olduğunu
ve isterse ebeveyn banyosunu kullanabileceğini söyledim. Kız da öyle yapmak için üst kata döndü. Saat gece 2 olmuştu ve insanlar yavaş yavaş partiden ayrılmaya başlamıştı. Herkes gittiğinde kız arkadaşımla ortalığı toplamayı ertesi güne bırakmaya karar verdik. Ancak yine de çalınan bir şeyler var mı diye etrafı kontrol ettik. Kız arkadaşımın çantası ve benim pahalı saatlerimden biri ortada yoktu. Kız arkadaşımın hediye ettiği ayakkabıları da bulamadık. Bunun üzerine kamera kayıtlarını kontrol etmek için yatak odasına gittik. Kayıtları davetlilerin eve gelmesinden itibaren başlattık ve ileri sararak izledik. O sırada Tom'un montlu arkadaşının misafir odasına girip eşyalarımızı karıştırdığını gördük. Sinirlenmiştim. Kaydı durdurdum ve 30 saniyelik bir bölümün kesitini alıp cep telefonuma gönderdim. Tom'a mesaj atarak arkadaşının eşyalarımızı çaldığını söylediğimde hiçbir şey anlamadı. Bunun üzerine kaydın kesitini ilettim. Verdiği cevap beni şok etmişti. Görüntülerdeki adamın arkadaşı olmadığını, onu hiç tanımadığını yazmıştı. Bana öyle söylendiğini yazdığımda adamı daha önce hiç görmediğinden bahsetti. Kız arkadaşımla dehşete kapılmıştık. Bunun üzerine tüm arkadaşlarıma adamı tanıyıp tanımadıklarını soran mesajlar attım. Hala uyanık olanların tamamı hayır cevabını vermişti. Kayıtların geri kalanını izledik. Adam yatak odamıza girmiş, kız arkadaşımın çantası da dahil olmak üzere eşyalarımızı pencereden aşağıya atıyordu. Ardından odadan çıkıyor ve bir daha görünmüyordu. İkimiz de gördüklerimiz karşısında dehşete düşmüştük. O sırada içimi ani bir korku kapladı. Adamın odamızdan çıktıktan sonra bir daha kayıtlarda görünmemesi beni tedirgin etmişti. Evi hala terk etmemiş olabilir miydi? O sırada kız arkadaşımın arkadaşının adamın tuvaletten çıkmadığını söylediğini hatırladım. Vücudumdan aşağıya soğuk terler inmeye başladı. Elime bir bıçak alarak tuvalete doğru yavaş yavaş ilerledim ve aniden saldırmak için hızlıca kapıyı açtım. Ancak tuvalette kimse yoktu. Evi araştırdık ancak kimseyi bulamadık. Kameralar salon ve yatak odalarını görüntülüyordu. Koridorlarda kamera yoktu. Adam büyük ihtimalle herkesle birlikte arada kaynayıp evi terk etmişti. Hemen polise haber verip görüntüleri paylaştık. Polis araştırma yapsa da adamın izine hiçbir yerde rastlayamadı. Kız arkadaşımla korku içerisindeydik. Adam adresimizi biliyordu ve tekrar gelebileceği düşüncesi bizi oldukça tedirgin ediyordu. O sebeple oradan taşındık ve bugüne kadar bir daha evimizde parti düzenlemedik. Sizlere tavsiyem, eğer bir parti planlayacaksanız tanımadığınız kimseyi çağırmayın.